bu gübrelerle ekim yaptınız ama gübrenin sahte olduğu tescillendi. Evet başkanım. Ekim yaptıktan sonra bilgi geldi. Siz bu gübreyi niçin almak zorunda kaldınız? Başkanım, mazot o para, ilaç o para, her şey pahalı oluyor. Biz bunu biraz 200 lira ucuz bulduğumuz için, adamlara da güvendiğimiz için, tanıdığımız mühendis olduğu için, sürekli gelip gittiği için aldık, attık, mahsulü ektik. Her şey, bütün değerleri, tarih sonuçları %0. Şu anda biz zaten ayakta durmaya çalışırken, bir de bu darbeyi yedikten sonra biz bittik. Bizim devletimizin bu gübreyi satarken hiçbir denetleme mekanizması yok. Bu gübreyi satanlar onun elini sallaya sallaya daha hala nasıl gezebiliyorlar? Tarıma, çiftçiye darbe vurmak demek, tarıma darbe vurmak demektir. Tarıma darbe vurmak demek, halka, millete darbe vurmak demektir. Şu taş, şu asfalt, şu parke, bunun gelmeyeceğini 2021 yılında herkes öğrendi. Daha bu tarıma, bu çiftçide daha bu kadar darbe vurulmaz ki ya. Benim 14 yaşındaki çocuğum bu tarlalarda kara kara yandı ya. Kara kara yandı, biz ayakta durmanın peşindeyiz. Artık para kazanmanın derdine şimdi geçtik ya. Ben 10 liraya gübre almaya mecbur muyum ya? Ben 30 liraya mazot almaya mecbur muyum ya? Yeter artık ya, buramıza geldi ya. Bana vallahi mi? İnanın ki yer o kadar doluyum ki şu anda benim ayağım tir tir titriyor ya. İçi kum dolu. Yeter artık ya. Analiz sonuçları. Analiz sonuçları %0 ya. İnsanlar artık birbirine güvenemeyecek mi bu ülkede ya? Toplamda Edikli kasabamızda bu gübreden ne kadar satıldı? Abi hemen tahminim 1000 tona yakın satılmıştır yani. Buradaki çiftçileri 3 tane, 3 kişi, 4 kişi buradayız. En az 15-20 kişi almıştır yani. 1000 tona sadece Edikli kasabada, diğer bölgeler, diğer köyler, diğer kasabalar hariç onları oralara da satıldı, oralara da verildiğini duyuyoruz yani. Doğru. İnsanlar artık birbirine güvenemeyecek mi bu ülkede ya? Maalesef çiftçi mağdur. Normalde devletin gübre takip sistemi diye bir sistemi var. Gübre fabrikadan üretildiği zaman çiftçiye gidinceye kadar gittiği yollar takip edilir. Hangi gübrenin hangi çiftçiye gittiği bilinir. Ancak bu firmanın ürettiği gübrelerde gübre takip sistemi yok. Normalde denetimsiz bir şekilde üretim yapamazlar. Ancak işte devletin kontrolü sağlayamadığı yerlerde maalesef böyle durumlar oluyor. Gübrenin çok pahalı olduğu zamanlarda da böyle dolandıracağı çiftçiye bir darbede onlar vuruyor. Abiciğim, elimizdeki avucumuzdaki ne parçadık. İnanın ki her şu anda faturayı yatırmanın, elektrik faturalarını yatırmazın derdindeyik. Başkanım, elimizdekini, avucumuzdakini gübrelere verdik. Gübre sahte çıkınca tekrar atmak için, mahsulü yetiştirmek için üstten gübre almak zorunda kaldık. Sıvı gübre almak zorunda kaldık, ilaç olmak zorunda kaldık. Elimizdeki paraları bitirdik. Şu anda elektrik faturası yaklaşıyor, faturalar gelmeye başladı. Biz bunu ödemek için inek satacağım. Şu anda zaten mandırayı bitirdik. Bunun peşinde gübre için, sağlar ilaç için. Sağlar ineğini mi satacağım? Buyurun. Mandıramız orada. Buyurun bakın. Kaç tane inek var? Selamünaleyküm. Mandıra doluydu. 3 tane inek kaldı ya. Mehmet'e hoş geldiniz. İnanın ki her abim, mandırada inek koymadık. 2 düğemizde 2 ineğimiz var. İnan ki her sağlar ineğimizin birini de fatura, bu ayın faturalarını yatırmak için tekrardan satacağız. Bugün yarın gösterici iş yapacağız yani. Daha önce senin bu mandıranda kaç idi? En az 15 taneydi. Şu anda bu sezon başında mı 15 tane? Gübreyi almadan önce mi o? Gübrenin geçen yıl 15'ti. Gübrenin başında en az 10 taneydi. Şu anda 3 kalacak. İşte birini de satacağım. Şu yatanı satacağım. Elektrik faturasını ödemek için. Balyayı ne kadar aldın? Balyayı 1700 lira aldım. Daha 3 gün oldu başkanım alalı. Ve buyurun. İşimiz şeye kaldı. Hayvan dışkısını süzmekte kaldı bak. Patatesimize mahsulümüzü onu atacağız. Gübre olarak. Gübre olarak onu atacağız. En son çağrı o. Bak şu anda çekin orayı da çekin. Şu anda bir süzdüm, bidonlara doldurdum. Çaresiz. Çaresiz yani. Yok, kalmadı. Atacak bir durum kalmadı artık.